Bu tatlı şey çok güzeldi ya. O Mersinli. Ne o? Sen ya, söyle. Ya olaydı. Ya o çok güzel. Onu tekrar veremiyorum. Ne söylüyorsa aynısını söylüyor ya. Ben sordum. Ben de sordum. Söyle söyle. Kim söyle söyle. Çünkü o anda düşünüyor nasıl kurtaracağım nasıl diye. Nasıl kurtaracağım diye. Peki hadi. Hayır. Böyle tebessümle kalsın. Tur VTR'sine geçelim. Magazin turu geliyor. Buyursunlar. Tecrübeli oyuncu Selçuk Yöntem'i yakalıyor muhabirimiz. Ancak pek konuşmak istemiyor tecrübeli isim. Beklerken hemen çevirdiğiniz anda yapalım. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ olun. Siz de nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Siz de alışık değiliz böyle gecelerde görmeye ama. Dizimizin yemeği vardı. Oradan geldim. Sizden bahsediyorsunuz. Yok yok, benden bahsetmiş şey yok. Efsane Aşkı Memnu dizisinin film versiyonu Bihter hakkında olumlu konuştu. Ya çocuklar yok. Ha inşallah iyi olacak o. Ya eminim ki iyi olacak. Hep beraber seyredeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir adam olarak bizi oynamak. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sevgiler. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emine Hoviç'i kızdıran özel hayat sorusu. Yahoviç çocuklarıyla birlikte havalimanında görüntülendi. Gizemli bir beyefendiyle tatil yaptığıyla ilgili soruları çocuklarının yanında olduğunu söyleyerek cevaplamadı. Emine Hanım hayırlı olsun yeni ilişkiniz. Nasıl? Yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Ne zaman başladı? İlişki mi? Bir beyefendiyle ilgilisiniz galiba tatil. Öyle hayır öyle bir şey yok. Çocuklar vakit. Lütfen bir de çocuklar buradayken böyle bir şey mi sorulur? Çocuklarım burada yani. Öyle söylendi de o yüzden sormak hayır, istedik ya bir yanlışlık bir şey. Olmasın diye. Yanlış. Peki. Mustafa Bey'le de bir nafaka davanız vardı. Bu nasıl sonuçlandı Emine Hanım? Onu artık konuşmayalım. Çok güzel bir tatilden döndüm. Size kolay gelsin diliyorum. Olur mu? Sağ olun. Büyük macera hazine peşinde filminin galası yapıldı. Filmin yapımcılığını Tuğba Tuna Bilgin üstlendi. Büyük macera hazine peşinde filmi için ekip 2 gün boyunca Luna Park kapattı. Bakalım ekip neler söyleyecek? Çok eğlenceli, çok keyif aldık bu işi yaparken. Hakikaten birbirinden yetenekli arkadaşlar çalıştık. Hepsinin gönlüne bereket olsun. Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Doğukan Güngör de vardı. Dizinin akıbeti hakkında konuştu. Dışarıdaki rağbeti daha net görebildim. Çünkü onun dışında haftanın 5-6 günü sette olduğumuz için böyle yüksek randımanın farkında olmayan insansınızlar. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 1. sezon tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve birçok belediye başkanı katıldı. Güzel bir adım atıldı, cüretler ortaya konuldu. Daha kalitelisini, daha güzelini, seyircisinin daha çok olduğu, pehlivanının daha çok ter akıttığı, kazanan hep birlikte yağlı güreşin olduğu bir ortam oluşturuldu. Sahnelerde Mahsun fırtınası esmeye devam ediyor. Bayramda İzmir ve Ankara'da sahne alan ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül sevenlerine yine şovun ve müziğin iç içe geçtiği unutulmaz bir gece yaşattı. Yaz aylarından beri sahnede çıplak sesle şarkı söylemeye gelenek haline getiren Kırmızıgül, bayram konserlerinde de geleneği sürdürdü. Yerlerin günler öncesinden doğduğu konserlerde Kırmızıgül dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı. Gülben Ergen'in sahne tarzı çok beğenildi. Deprem bölgelerine olan ilgi ve alakasıyla adından söz ettiren şarkıcı Gülben Ergen sahnesinden bir karesini paylaştı. Ergen'in bir deniz kızına benzediği kareleri sosyal medyada olay oldu. İrem Delici ve Atakan Işık tutan aşkı tam gaz devam ediyor. Spor paylaşımlarıyla parmak ısırtan ikiliden Delici yine sevgilisiyle bir paylaşım yaptı. Spora 10 gün ara verdiğini söyleyen Delici bu yüzden pişman olduğunu dile getirdi. Demet Akalın'dan kafa karıştıran paylaşım. Ne demek istedi? Vallahi de billahi de dert etmeyin milletin sıkıntısını kendinize. Her şey olacağına varıyor. Sırtınızda ağrılarla kalıyorsunuz. Sizi kimsenin üzmesine izin vermeyin. Üzerse de siz de onu üzün vallahi. Dünden beri deniyorum işe yarıyor. Kıvanç Tatlıtuğlu Boğa Boğa filmi yayınlandığı platformda dili İngilizce olmayan filmler listesine 5. sıradan giriş yaptı. Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu bu film izleyiciyi ikiye bölmüştü. Sizce nasıl bir film? Ece Erken YouTube'a göz kırptı. Sunuculuğun ardından kendisini sosyal medyaya veren güzel sunucu Ece Erken yaptığı paylaşımla hayranlarına müjde verdi. Kaldığı yerden devam edecek.
İrkan Sokullu, Zerrin Tekindor ve Ebru Şahin'in başrolünde olduğu 100 yıllık mucize dizisi hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz ay Özcan Deniz senaryosunun çalındığını ima eden bir paylaşım yapmıştı. Şimdi de sosyal medyada içerik üreten Murat Soner videosunda yeni bir iddia daha ortaya attı. Dizi çalıntı mı? Sinan Akçıl isyan etti. Söz yazarı, besteci, şarkıcı, kimilerine göre de popçu olan Sinan Akçıl bir paylaşım yaptı. Piyano çalışıyla mesleden şarkıcı kendisine ünlü popçu denmesinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirip ekledi. Complete müzisyen, yani eksiksiz müzisyeni tercih ederim ama onu da yazması zor dedi. Bana da sana da çok zor. Hadisinin O Ses rap heyecanı sürüyor. Artık kanlı bıçaklı olduğu Ebru Gündeş sebebiyle O Ses Türkiye'de yer alamayan Hadise, O Ses rap kulisinde Murda, Mero, APO ve Sefo'yu etiketleyerek sizi bekliyorum, hazır mısınız sözlerini kullandı. Aile dizisinin güzel oyuncusu Serenay Sarıkaya birlikte çok sahnesi olduğu Abdurrahman Yunusoğlu'yla selfie yaptı. Güzel oyuncu dudaklarını büzdü, Yunusoğlu keyfim yerinde dercesine bir bakış attı. Bir barışan çift yine ayrıldı. Türkiye'nin en çok izlenen dizisi Gönül Dağı'nın başrolü Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu'nun yine ayrıldığı haberleri çok konuşuldu. Bir ayrılık haberi de geçtiğimiz aylarda başka bir beyefendiyle yakaladığımız Aslı Tuğranlı. Aslı Tuğranlı ve Burak Çelik bu görüntülerin ardından ayrılmıştı. Çift sonra yeniden barışmıştı. Şimdilerde ise Burak Çelik'in bu fotoğrafı sebebiyle ikilinin ayrıldığı iddia ediliyor. Hande Erçel haberi alır almaz Türkiye'ye döndü. Dedesini kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel'in kötü haberi Hakan Sabancı'yla İtalya tatili yaparken aldığı söylendi. Erçel ilk uçakla Türkiye'ye geldi. Dedesi Metin Erçel Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Bitiyor mu? Alışveriş takıntısı ilişkinin sonunu mu getirdi? Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'le ayrılığın eşiğinde olduğu iddia edildi. Eğer ikili ayrılırsa Ronaldo Georgina'ya yaklaşık 350 milyon euro ödeyebilir. Bu da ünlü futbolcunun servetinin yaklaşık %35'i oluyor. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Geçtiğimiz gün katıldığı bir galada ayrılık soruları karşısında sessizliğini koruyan oyuncu İrem Elbacıoğlu'ndan manidar paylaşım. Oyuncu her şeye rağmen gülümse temalı bir poz verdi. 77 yaşındaki süperstar Ajda Pekkan'ın yatak pozları olay yarattı. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı olmak yerine vokalist olma hayalinin olduğunu açıklayan Ajda Pekkan'ın bu pozları çok beğenildi. Ajda Pekkan, Marilyn Monroe'ya benzetildi. Can Yaman hakkında bomba iddia. Türkiye'nin Bay Libidosu, İtalya'nın aşk adamı Can Yaman'ın eski futbolcu Iker Casillas'la adı anılan İspanyol spiker Eva Gini ile flörtleştiği iddia edildi. İkili sosyal medya hesaplarından birbirlerini şimdilik takip etmiyor. Asıllı senaryo yazarı Alev Aydın ve dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ayrılıyor. Örnek çift olarak gösterilen Halsey ile Alev Aydın, oğulları Ender Ridley'nin velayeti için mahkemede mücadele verecek. İkili birbirini sosyal medya üzerinden takip etmeye devam ediyor. Yayın hayatına ara verilmişti. Kızılcık Şerbeti hakkında yeni haber. Ankara Bölge İdare Mahkemesi dizi için alınan kararı bozup yürütmeyi durdurdu. Kızılcık Şerbeti Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Acun Ilıcalı'nın evleneceği beklenen sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın kombini Yasemin Ilıcalı'nın kombininden ucuz çıktı. Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın bir paylaşımlarında tişörtünün 26 bin TL, bilekliğinin ise 60 bin TL olduğu ortaya çıkmıştı. Ayça Çağla Altınkaya'nın festival tarzında ise pantolonu 16 bin TL, gözlüğü ise 13 bin TL idi. Özdemir'den takdir toplayan hareket. Araba çarpması sonucu bir bacağını kaybeden köpeği büyük bir merhamet ve sevgiyle sahiplenen Özdemir, 2 yıldır Mia'ya bebek gibi baktığını söylüyor. Programımıza
konuk olacaktı. Hastanelik oldu. Son günlerde eski eşiyle yaşadığı hukuki süreçte zor günler yaşayan Okan Karacan, sağlık sorunları sebebiyle programımıza katılamıyor. Çok üzülmüşsünüz. Çok teşekkür ediyorum hassasiyetinizden dolayı. Pazartesine kadar bana izin verin, olur mu? Sizi seviyorum. Türk pop müziğinin her dönem öncü ve yıllara meydan okuyan ismi Hakan Peker, 29 Nisan Cumartesi akşamı depremzede insanlar yararına sahneye çıkacak. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bu görüntüsü olay olacak. İkili Urla'da birlikte görüntülendi. Ayrıca Yalı Çapkın'ın da birlikte oynayan ikilinin aynı odada kaldığı iddia ediliyor. Aşk belgelendi mi? Yeni aşıklar Çağla Şikel ve Nail Gönen neyi söylemezsem olmazı yakalandı. Herkes ikiliden bir evlilik haberi bekliyor. Çağla'yla Nail de bir dakika bile birbirlerinin ellerini bırakmıyorlarmış. Bir dakika. Aman Siyam ikizi oldular. Aman geç buldunuz, bırakmayın. Ama ne güzel be. Tabii güzel. Ben şey anlamam ama niye ben lavaboya gittim de beni lavaboya götürdü. Sıcak mı, ne yapacaksın? Ne iş ya ben? Niye gidiyor? Kıskanç. Niye ben de geliyorum? Gece kulübünde katılıyorum ama. Gece kulübünde evet, evet. Bırakılmaz. Hani, gece ama restoranda. Ama kafeye de gider, kafede de gider. Ne yapacak yani? Gidebilirim. Bana ne yapalım? Kapımdan taze aşıklar onlar. Gel pantolonumu da aç. Bu ne ya? Tek başımıza yapmayalım ya. Ben onu gerçekten restoranda, kafede yani gelip de kapıda beklemesine hoşlanmıyorum. Ya ilk etapta kibar olabilir. Ama neyse şimdi bunlar yapışıyor. Ya yeni aşk çok da yakışıyorlar. İrem de öyleydi. Vallahi uçakta böyle Siyam ikisi gibi birbirlerine yapışarak uyudular. Canım, çok mutluluklar diliyoruz evet. İrem'e de. Hak etti. Evet. İrem çok tatlı bir kız. Çok. Şimdi biz geçelim senin Mert'e. Mert'le Afra Urla'da bir otelde kalmışlar. Ve bir iddiaya göre aynı adı Bilal da var. Özcan teyit etmiş. İddia da şu ki, teyit ettim diyor, teyitli bilgi. Aynı odada kalmışlar. Ha. Pınar'cığım ne oldu Ali Bunur arkadaştı? Ne oldu Pınar? Pınar ne oldu? Onlar... Ay ne oldu? Bir şey söyleyeyim mi? Yani evet. Çok şaşırdım. Çıkışın içinde. Çıkamıyorum ben şu an. Ben her zaman haklı çıkacağım diye bir şey şimdi, yok. Şimdi Bilal Beyciğim eğer bunu teyit ettiyse diyecek bir şey yok. Lütfen, lütfen Pınar'ı yakından alalım. Yakından alıyoruz. Getirin yakına. Evet. Ne olacak? Ne oldu? Mutluluklar diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Lala bağladın. Lala bağladın. Vallahi siz dediniz sonunda onları bir odaya koydunuz. Şimdi aynı odada demek. Dediniz bir odaya koydunuz. Nasıl bizlik bir şey yok. Aynı oda demek artık bir takım şeylerin çok gerilerde kaldı. Başka şeylerin çok ileride kaldı. İleri Allah gitti Allah yanları. Allah. Ama bir tepkimiz var mı? Yok, ikisi de fıstık gibi, ikisi de gencecik. Bunda bir sorun yok. Ama Mert'te sıkıntı var. Bir dakika. Nasıl Mert mesela? Diyor ki ben diyor şey orada çok güzel bir soru adını sormuş. Adını koyamıyorum ilişkilerimin İlişkili, diyor. Diyor ki sen diyor mesela diyor adını koyamadığın bir ilişki yaşadın mı? Benim bütün ilişkilerim öyleydi ki diyor. Ben diyor aşk maşk değil diyor. Ben yani diyor öyle yaşarım, unuturum, geçerim. Ağzım içinden içinden konuşuyor. Evet. Çok heyecanlı ama daha. Daha çok yolun başında ve ben geçen de söyledim, aynı iddiamı söyledim. Çok utangaç bir çocuk olduğunu düşünüyorum bu çocuğum ben. Sempatik ama böyle erkek görünce böyle çok ama çok küçük. Top balığı ya. Sen de baş edemez o çocuk kaç zaten. Kaç yaşında ya? Sen de baş edemez o hayır, zaten. Hayır yani genelde de yani. Daha küçük. Yaşında? Çok küçük, çok küçük. Daha. Küçük ve heyecanlı anladınız mı daha? Ama yakışık bak ben bunu ilk zamanlar şey yapamamıştım. Güzel çocuk. Algılayamamıştım ve yakışıklı bir çocuk. Yani ben... Farklı o kaşı, gözü farklı. Allah bahtını açık etsin. Ama ben daha yakışıklı birine geçmek istiyorum. Kıvanç deme artık yeter. Hayır. Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'e geçin. O da çok sempatik çocuk. Kemal de yine dans. Kemal dansçı olacak galiba. İnanılmaz bir kulağı var. Bak. Vay. Kürşat'ı düşünüyorum da benim Kürşat'ı. Azerbaycan-Türkiye arası Mekik. Bu çocuk çok nasıl diyeceğim fırlama. Evet, babasına çekmiş. Bir de, net aşırı sempatik bir çocuk mal ya. Mal sahibine çekmezse harammış. Bir de doğru, çok farkında. Babasına çekmiş ya. Yani, bu yaşta çok farkında. Ne olduğunun, kim olduğunun, kimin oğlu olduğunun çok farkında. Acayip seviyorum. Çok tatlı, çok zeki bir çocuk.
Ecem Yılmaz'dan da bir işte başka ya, bir şey beklenemezdi. Anası da güzel kadın şimdi, Allah var, zarif. Çok sempatik. Güzel, Allah bahtını güzel etsin çocukların. Bizi sevmek bence de annesine benzeyecek. Çocuk ince ve uzun olacak. Çocuk zarif bir çocuk, annesi de öyleydi. Babası gibi evet. Olmayacak bence. Yani aklını babasından aldı kez. Cem Yılmaz da yani nadir görülecek zekalardan bir tanesi. Tabii canım. Bence. Özel biri. Özel bir yetenek. Özel bir adam. Ama ben oğlunun onu birkaç yıla sollayacağını düşünüyorum yani. Net ya. Yani birkaç yıla biz Kadir'i demişim. Ay kız Kadir'de kaldık. Yetiş Kadir. Yetiş Kadir. Çok müşkünüm, yetiş Kadir. Çok müşkünüm. Peki bir yakışıklı daha görüyorum. Evet. Adamı düşün. Geldi. Vay vay. Geldi.